Aşk nedir? Aşk 3 harf 5 noktadan meydana gelmiştir. 3 harf efal, sıfat, zattır. Aşk kelimesinde a, şeyake, g harfi olduğu gibi bu da tevhidde efali, sıfatı, zatın rumzatıdır. 5 noktadan meydana gelmiştir. Kafın üzerinde 2, şen üzerinde de 3 nokta vardır. Arapça yazılışında. Arapça okuyanlar bilirler. Bu noktalar da kişide 5 kişinin duygusudur. Yani penceresidir. İşte kişinin bu aşk yönüyle evvela sohbet, sohbetten muhabbet, muhabbetten de aşkı meydana getir. Muhammed hasıl olduğu zaman aşk meydana gelir. Aşk bir yerde kulun sevgilisine olan bütün yönüyle dönmesidir. Çünkü aşk üç türlüdür. Bir aşk vardır. Aşk nedir bilir misiniz? Bütün mevcudiyetinizle Rabbinize dönmenize aşk denir. O kişiye de aşık denir. İkincisi, bütün mevcudiyetinizle Rabbinize dönerek kendinizden geçmenize vale denir. Bu aşkın bir üstüdür. Kendinizden geçersiniz. Daha ileri bir demde ise hem bütün mevcudiyetinizle Rabbinize dönersiniz, hem kendinizden geçersiniz, hem de kendinizden geçtikten sonra onu kendinize görürsünüz. İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atıldığı zaman ki gibi. Çünkü Cebrail de geldi İbrahim Aleyhisselam'a. Ben bu ateşi söndüreyim dedi de benim Cebrail'e hiç ihtiyacım yok dedi. Buna da heyman denir. Demek ki aşkın üç mertebesi var. Birincisi aşk, ikincisi vale, üçüncüsü heyman. Şimdi bu mertebeler aşkın mertebeleridir. Bunlarda birisi tilkinin tavuğu arzu ettiği gibi bir aşk var. Yani tilkiye sorsanız tavuğu seviyor musunuz deseniz o der ki hem nasıl ağzımdan su bile akıyor der. Çünkü ama tavuğa sorsanız tilkiyi sever misiniz? Haşa der. Bu tek taraflı olan sevgidir. Bu mecazi bir haldir. Karşılıklı olmadığı takdirde felaketleri meydana getirir. Aynı tilkinin tavuğu yiyip parçaladığı gibi. Bir de karşılıklı olan bir aşk vardır. O nedir? Bir kişinin Allah'ı seviyor, Allah da onu sevmeli. Yani burada ruh sahibi olan kişi karşılıklı sevgi olmalı. Cenab-ı Allah insanda aşkı meydana getirmiştir. Gece Allah, Allah, Allah der, gündüz Allah, Allah der. Uykudan gözlerinden uyku kaçar. Bütün aklı Allah'tır, fikri Allah'tır. Daimi zikirde, devamlı zikriyle, fikriyle, düşünüşüyle, idrakiyle bütün yönlerini Allah'a teveccüh ettirmiştir. Allah onu sevmemiş olsaydı o böyle beş vakit namaza devam edemezdi. Allah onu sevmemiş olsaydı o ibadet ve taatlarında daimlik sağlayamazdı. Allah onu sevmemiş olsaydı o kişi bu ibadet ve taatlarında baştan sağırcasına bir ibadet ve taat halini dönüştürürdü. Demek ki seviyor da o bunda ısrarla, devamlı imanla devam ediyor kendisine. Bu aşk bir ilerisidir. Ama bir de ilahi bir aşk vardır. Bu ilahi aşkta kişi artık sevgilisi için yanar tutuşur. Akıl burada iflas eder. Akılla aşk geçinemez. Kavga ederler daima. Çünkü akıl delil ister. İlim ister. İlim ve delilsiz olan herhangi bir şeyi akıl kabul etmez.
Ama aşk ise bunlar, bu duvarların hepsini yıkar geçer. Sevgilisi hakkında her türlü fedakarlığı yapar. Mecazi aşk da bile. Bir oğlan bir kızı sevsin, sabahlara kadar pençeresinin önünde bekleye 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 gece geçer, uykuyu bir aklına getirmez. Sevgilisinin etrafında hep gezinir, ayakkabısı eskir, ayakkabının altının çıktığının farkına varmaz. Mecazi bir aşk da böyle varken, Cenab-ı Allah'a olan aşkı olan insanların haydi haydi daha fazla olduğu gerçektir. İşte onun için kişi Rabbini çok seviyorsa, Rabbi ile irtibatı çoktur. Hatta sorsalar, ben bir gün televizyonda gördüm. Çocuğa soruyor annesi, evladım baban geldi mi? Çökemel diyor. Evladım ablan geldi mi? Çökemel diyor. Evladım abin geldi mi? Çökemel diyor. Yavrum ben sana anneni, babanı soruyorum, ablanı soruyorum, kardeşini soruyorum. Sen hep çökemel diyorsun. Neden böyle yapıyorsun? Anneciğim diyor, aklımı o kadar çökemel almış ki her şeyde çökemel görüyorum diyor. Ey kardeşim, sen de her şeyde Cenab-ı Hakk'ı görürsen, zaten bu varlıklar Cenab-ı Allah'ın varlığıyla var. Zatının sıfatından, sıfatını da esma alarak fiillerle isar etmiş. Her bir varlığın içerisinde fabrikasını kurmuş. Mühendisliği içinde, ressamlığı içinde, nakkaşı içerisinde, bütün fabrikanın bütün teferruatı içerisinde, bir incir çekirdeğinde bütün ağacın gövdesi, dalları, yaprakları ve meyvesi nasıl dışarıdan herhangi bir şeye girmeden içerisindeyse, o günü saati gelince nasıl meydana çıkıyorsa, aynen sendeki olan o iman çekirdeği de, Cenab-ı Allah'ın o sendeki olan enerji çekirdeği de bir gün o kemalata gelecek. Ona güzelce bakarsan, onu güzel çapalarsan, onu güzel ilaçlarsan, bir gün o güzel meyve, ağacın meyve verdiği gibi sen de insan meyvesi olarak meyvanı vereceksin. Bütün kainattaki insan meyvesi insanı kamildir. Bunu vereceksin. İşte onun için kişi böylece aşk olursa artık o sevgilisinden başkasını düşünmez. Her nereye bakarsa baksın veçi Rahman'ı seyreler. Aşk kişinin nesidir bilir misiniz? Derdidir. Derdiniz olursa aşkla onu aşarsınız. Derdiniz olmazsa aşkı aşamazsınız. Derdi, derman arardım derdime, derdim bana dermanmış bak. Derdi varmış. Derdi ona derman olmuş. Derdi neymiş? Allah'a olan kavuşmak. Demek ki aşk burayıyla o uzak menzili kat etme imkanına sahip olabilir insan aşkıyla. Yoksa olamaz. Onun için aşk kelimesi hakikaten kişinin kendi varlığını Hakk'ın varlığında yok ettikten sonra kendisini gösterir. Onun için Hazreti Pir diyor ki aşk fena fillah'tan sonra başlar. Siz Allah diyorsunuz. Allah'ın iki yüzü vardır. Bir yüzü esma yüzüdür. Bir yüzü iman yüzüdür. Esma yüzünü söylüyorsanız, Allah, Allah, Allah diyorsanız, fikirsiz olduğu için, herhangi bir tefekkürü bulunmadığı için, şuhudunuz olmadığı için bu esmada kalır. Bu size fayda yeterli sağlamaz. Ama zamanınızı onunla ayırdığınız için kötülüklerle uğraşamazsınız. Onunla Allah dediğiniz için başka şeylerle meşgul olmanıza engel olmuştur. Faydalar yok mudur? Vardır, o kadarcık faydası vardır ama size yetecek kadar değildir. Ama bir de iman babında Allah kelimesi vardır. O iman babındaki Allah ise bütün 99 Esma-ül Hüsna'yı birbirine zincirleme bağlayan ve sizin özünüzde o kendi enerjisini gösterendir. Kendi enerjinizi kendi özünüzden
kendi Allah'a, sizden ayrı yerlerde değil, sizden gayri olan bir yerde tahayyül etmekle değil, bizzat sizde zevk edebilirseniz ancak ona ulaşabilirsiniz. Toplumdakiler gibi Allah vardır, bu kullar da var. Böyle bir Allah yok. Allah var, bu insanlar, onun bu varlıklar, onun gölgesi. Yok, Allah'ın nur olan, nurun gölgesi olmaz. Allah var, her şeyde var. Her şey var, Allah var. Allah mevcuttur. Allah zat yönüyle mevcuttur. Vacibül mevcuttur. Vücuttur. Vücut demek, mevcut demektir. Mevcutta görünendir. Gizli değildir Allah. Allah'tan başka büyük bir varlık yok ki Allah'ı örtmüş olsun. Onun için buna çok dikkat edin. Aşk olmanız için mutlaka kendinize evvela aşk olun. Çünkü insan kendisini beğenmese çatlar patlar gidermiş diye bir söz vardır. Yani kendisini beğenmesindeki kasıt onu beğenmesidir. Allah'ın güzelliğinden başka güzellik yoktur. Allah'ın gücünden başka güç yoktur. Allah'ın varlığından başka varlık yoktur. O zaman sendeki varlık kimin varlığı? Cenab-ı Hakk'ın varlığı. O zaman gel kendine dikkatle bak. Kendine dikkatle baktığın zaman senin, sendeki hayatın, sendeki enerjinin, sendeki olan bütün bu yüceliklerin onun olduğunu görürsünüz. Ve sıfatınızdan tecelli ediyor. Sizdeki sıfat ne sıfatı? İnsan sıfatı. O nispetle. Başka bir sıfat olsaydı, çocuk sıfatı olsaydı, çocuk sıfatı seviyesinde tecellisini gösterirdi. Bebekse bebek seviyesinde gösterirdi. Kadınsa kadın, erkekse erkek seviyesinde gösterirdi. Yani cinsine göre, o masarın istat ve kabiliyetine göre tecellisini gösterendir. Ondan sonra esma almış. Elbette kadınsa kadın esması almıştır. Erkekse erkek esması almıştır. Çocuksa çocuk deniliyor. Bebekse bebek deniliyor. Esması vardır. Ama fiilleriyle açığa çıkışıysa erkekte erkekçe fiiller zor eder. Kadınca kadınca fiiller zor eder. Çocukça çocukça fiiller zor eder. İşte böylece fiilleriyle de açığa çıkar. Onun için biz deriz ki Allah mevcuttur. Sıfatlarıyla her şeyi muhit etmiştir. İade etmiştir. Esmasıyla malumdur. Herkes tarafından cinsiyle bellidir zaten. Esmasıyla ayan beyan görünür. Zahirdir. Şişesiyle, fiilleriyle zahirdir. Asarıyla de görünen şuhudedilendir deriz. Onun için aşk evvela özden başlayacak, sonra söze doğru intikal etmelidir. Aşk, aşık mıyım değil miyim? Kendinize sorun. Aşkın belirtileri nedir? Aşkın belirtileri bütün mevcudiyetinizle Rabbinize dönmenizdir. Aşkın belirtileri sizin uykunuzdan fedakarlık yapmanızdır. Aşkın belirtileri yemenizden içmenizden kesilmenizdir. Aşkın belirtileri sevgilinizin etrafında pervane gibi dönmenizdir. Aşkın etrafı aşkın belirtisi sevgiliniz için çok fedakarlıklardan hiçbir zaman çekinmemenizdir. Fedakarlık yapmıyorsunuz. Uykunuzdan fedakarlık yapmıyorsunuz. Maddi imkanlarınızdan fedakarlık yapmıyorsunuz. Ondan sonra eğlencelerinizden, nefsani istek arzularınızdan hiçbir fedakarlık yapmıyorsunuz. Ondan sonra ben Cenab-ı Hakk'a aşıkım diyorsunuz. Ben onu seviyorum diyorsunuz. Bu sizin kendi bu icraatlarınızla yalanladığının bir ispatıdır. Allah inşallah layıkıyla aşık olanlardan etsin.